Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 101 soruda coğrafyanın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Biraz hasta bir hocamız ama biz motive ettik. Hakikaten motivasyon harikaydı ama tabii kamera karşısına geçince hastalık bir anda yalan oluyor. Yok öyle bir şey, ölüyor. Selam arkadaşlar. Burada şimdi diyor ki aşağıda verilen bölüm ve bu bölümde görülen ova oluşum eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Net bilgi sorusu LYS'de karşılaşabileceğimiz sorulardan biri hocam. Hayatta işim olmaz hocam net bilgilerle. Coğrafyada ben yorum adamıyım, yorum. İlgi hocam adamı. Hadi bana bu soruyu çöz o zaman. Ben diyorum ki hocam Kerim, yayına başlamadan önce sana şıkkı söyledim. Niye bilmiyormuş gibi yapıyorsun ki? Öyleyse Bursa derdim ben buna. Bak hocam Allah aşkına kıvırma. Adana. Şimdi arkadaşlar bakın. Orta Fırat bölümü. Bence gel biz buraya ufak ufak böyle bir şeyler yazalım. Mesela Orta Fırat bölümüne Şanlıurfa diyelim mi? Diyelim hocam. En baba memleket değil mi? Memleketlerin Orta... kralı diyorlar orası. Eyvallah için. Abi. Aksaray'dan. Buraya tabii. Orta Karadeniz'e Samsun diyelim hocam. Diyelim. Ondan sonra Güney Marmara çevresine mesela Balıkesir diyelim hocam. Ondan sonra Bursa diyelim hocam. Çanakkale diyelim hocam. Şimdi sen bana sor. Serkan Hoca sen ne yapıyorsun? Serkan ne Hocam yapıyorsun? Niye bunları birer tane yazdın da bunu üç tane yazdın? Yok yani buna Şanlıurfa, Diyarbakır vesaire filan derdik de ben istiyorum ki sınava gelecek öğrenciler biraz da artık bu bölüm yöre kavramından yavaş yavaş iller nerede, şehirler nerede bilsinler. Kıyı Ege bölümü diyor. Buna da meşhur İzmir diyelim. Antalya bölümüne de hocam Kars diyelim mi? Antalya diyelim. Tamam hadi Antalya diyelim hocam. Niye İzmir dedin ikisine de? Ya, tüh yemedi. Antalya diyelim hocam. Ben de yanlış yazdım sandım. Zaten öyle yaptım. Kıvırdım ama iyi kıvırdım hocam. Harbiden ha. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada Orta Karadeniz bölümü Delta Ovası. Hangi deltalar var hocam? Orta Karadeniz'in Samsun çevresinde Bafra ve Çarşamba. Evet. Kızılırmak ve Yeşilırmak oluşturuyor. Bu doğru. Evet. Güney Marmara bölümü Tektonik Ova. Onu hatırlıyorum hocam. Tabii hocam aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir yay çizer arkadaşlar. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca diye çıkar. Hepsi tektoniktir. Deprem sonucu oluşmuştur. Kıyı Ege Çöküntü Ovası. Bizim Horst ve Graben sistemi dediğimiz şu sistem. İşte Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları. Ve Antalya bölümü de tabii ki Karstik. Çünkü kireç taşı var. Halbuki Orta Fırat bölümünde Graben ovası yok. Net bilgi sorusuydu. Efendim ikinci soruda diyor ki yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen merkezlerin bulunduğu şehirler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Hadi et hocam. Geliyor. Sorunun cevabını bilmiyorum. Çözerken bakacağım. Yani ne söylersen. Ben Ceyhan diyorum. Peki şöyle Ceyhan diyorsun. Koyalım. Tamam, hadi koy. Sonra hadi çamur koy. Falan olur. Hadi koy. Sevgili hocam ben sana bir şey söyleyeceğim. Ceyhan'da kış sıcaklığı Erzurum'da kış sıcaklığı kaç derece iner? İkisilere iner değil mi? Peki hocam bakın. Buradaki şu çizgi şöyle yapalım. Artık öğrencimiz biliyor diye bunu mümkün mertebe vermemeye çalışıyoruz ama bir kere daha koyalım. Hocam şu çizgi sıcaklığı gösteriyor. Bu çizgi de yağış değerlerini gösteriyor. Pardon bu sütun. Anlatabildim mi? Dolayısıyla arkadaşlar baktığımızda burada kış ayı sıcaklıklarının bile 0 derecenin altına düşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla senin C gitti. İlkelenecek şey koydu. Ben o yüzden de yaptım bunu. Eyvallah. Bir şak daha alabilir miyim? Alabilirsin buyur. Joker hakkımı öğrencilere sormak istiyorum. Kullanın kullanın. Adana diyorum hocam ben. Hocam peki ben başka bir şey söyleyeyim. Al başına belayı. Tabii. Şimdi İzmir Akdeniz iklimi yaşamıyor mu? Yaşıyor hocam. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak değil mi? Bak buradaki yaz yağışına. A da gitti. Son bir hak daha istiyorum. Diyarbakır. Eğer bu değilse ben var ya bir daha hakmak istemem. Gidiyordum da bilerek hocam yaptım. Da bir kere de. Leb dedim Çorum'un yüz ölçümünü söyledin bize. Sevgili arkadaşlar bakın. Şurası hangi iklim? Akdeniz iklimi. Nereden biliyoruz? Yaz sıcaklıkları yüksek, evet. Yağışları düşük. Buraya baktığımızda yağış rejiminin düzenli olduğunu görüyoruz kısmen. Karadeniz. Ve dikkat edin en yüksek yağışlar Eylül, Ekim, Kasım yani sonbahar mevsiminde düşmüş. Öyleyse hiç tartışmasız Karadeniz bölgesinde bir yer, hiç tartışmasız Akdeniz iklimi yaşayan bir yer.
Buna baktığımızda Adana Rize oluyor. Mesela Rize Antalya oluyor mu? Hayır. İzmir Konya oluyor mu? Hayır. Konya olabilmesi için ilkbahar yağışının yüksek olması lazım. Evet. Bizim vatan oralar biliyorsun hocam. Aksaray biliriz. Hemen bilirdim öyle sorsaydın. Hakikaten hocam. Hakikaten. Tamam inşallah. Bir dahaki 101'de söz Aksaraylı soru yazacağım. Tamam ben yokum çekeyim dönesin. Yemeği de sen ısmarlayacaksın. Tamam. Aşağıdaki tabloda diyor arkadaşlar bazı ülkelerin nüfuslarını ikiye katlama süresi verilmiştir. Ne demek istiyor? Sevgili hocam mesela bir ülke düşünün. Tamamen sallıyorum. Nüfusu 10 milyon. 22 yıl sonra atıyorum. Yok. Mesela nüfusu 10 milyon. 10 yıl sonra nüfus 20 milyon oluyor. Bu müthiş bir artış hızı. Bir başka ülke düşünün hocam. Nüfusu 10 milyon. 30 sene sonra nüfusu 20 milyon oluyor. İlk ülkenin nüfusunu ikiye katlama hızı ikincisinden çok daha yüksek. Yani esasında benim vermeye çalıştığım şu. Eğer biz burada şeyi oturtabilirsek, soruyu çözerken, konuşabilirsek kendi aramızda veya kendi beynimizde soruyu yaparız. Hadi gelin bakalım. Burada diyor ki hangisine ulaşılamaz? Nüfusun ikiye katlanma süresi. Sanayileşmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Sanayileşmiş ülkeye bakıyorum. Fransa var, Yunanistan var. Hocam bakıyorum buraya nüfusun ikiye 160. katlanma süresi hakikaten çok uzun. Çok uzun. Nüfus artış hızı düşük. Mısır az gelişmiş bir ülkedir. 22 yılda kendini katlamış. Gelişmişlikle ne alakası var? Hocam gelişmiş ülkelerde doğum oranları düşük. Kadının evlenme yaşı yüksek. Şehirleşme oranı yüksek. O yüzden... Bu nedenle nüfusun ikiye katlanma süresi çok uzun. Mesela Fransa kendi nüfusunu 160 yılda ikiye katlarken Mısır 22 yılda katlıyor. Demek ki Mısır'daki nüfus artış hızı Fransa'dan çok daha yüksek. Evet. Bu mantıkla. Mısır evet az gelişmiş bir ülke. Fransa'nın nüfus yoğunluğu diğerlerinden fazladır. Bir dakika şimdi. Ben buraya diyorum ki bakın hocam burası görülüyor değil mi? Görülüyor hocam. Aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir. Yukarıya toplam nüfus, aşağıya toplam alan yazıyor. Yani sen bir yerde kilometre kareye kaç kişinin düştüğünü bilebilmek istiyorsan bunu istiyorum. Bir kere toplam nüfusun yanında neye ihtiyacın var? Toplam alana. Peki hocam buradaki grafikte toplam nüfus ya da toplam alan görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Öyleyse bunu söyleyemiyoruz. Cevap C şıkkı olarak. Sorsaydım görünüyor. Ben bunu söylerdim. Kesin bildirdim ben bunu. Peki hadi sordum söyle. Aşağıda 5 ayrı şehirde doğumla göç miktarı verilmiş. Buna göre aşağıda işsizlik yaşanabilir. Evet, şimdi bak hocam ben bunu nasıl cevaplıyorum? Hiç tereddütsüz bunu diyorum. Bursa. Peki neye istinaden 4 dedin hocam? Doğru şimdi, söyledin. Hocam göç fazla ya. Hı. Doğum da yüksek. Hı. İşsizlik çok kardeş. Hocam soruyu oku demedim. Anlat dedim de. Anlattım da. Şimdi bak burası doğum ve göçle artan nüfus miktarı veriliyor. Şimdi buradaki içi boş grafik mavi ile çizilen içi boş olan doğum grafik doğumla. Ama dikkat edin hocam göçle nüfus artışı daha yüksek. Evet. Demek ki burası yoğun bir şekilde göç alıyor. Yoğun bir şekilde göç alıyorsa bir süre sonra buradaki iş imkanları azalacak, ne yapıyor? Azalıyor, tükeniyor ve ne yapıyor? İşsizlik yaşanabiliyor. Hocam ben Opti'ye bakarım. Opti'ye bir işaret kesinlikle bildim. He, vay. hadi bakalım hocam. Çöz. Aşağıda bir kaçıncı soru bu? Aşağıda verilen akarsulardan hangisi? Soruların cevaplarını mı işaretledin? Yok ya harita mı lazım? Yapmışsındır. Aşağıda verilen akarsulardan hangisi? Kaynağını Türkiye sınırlarından dış. Hemen söylüyorum hocam Meriç. Hocam soruların kalanını da sen çöz. Doğru bildin mi? Vallahi doğru. Eyvallah. Aksu ve Göksu. Akdeniz bölgesi, Seyhan ve Ceyhan Akdeniz bölgesi, Meriç kaynağını Trakya. Yurt dışından alıyor, Türkiye'ye dökülüyor. Yine net bilgi sorusu. Geçen 101'leri çözerken çıkmış sınav sorularını aldım karşıma. Sordukları, ÖSYM'nin sorduğu soruyu. Benzerlerini yazdım. Arkadaşlara kolay geldi. Hatta bir tanesi şey yazmış. ÖSYM bu kadar kolay sormaz. Önüme üniversite sınavını almışım ha. Direkt değil mi? Direkt üniversite. Odaklanmış bizim öğrenciler. Aynen zor, öyle. Zor. Arkadaşlar gerçekten kolay. Şaka yapmıyorum. Hatta şöyle bir tehlike görüyorum hocam ben. Gerçekten sorular bu kadar kolay olmaz deyip de yanlış işaretleyen öğrencimiz olabilir. Değil mi? Ben tanıdıklarım var. Ben yaptım. Ciddi mi? Üniversite sınavına girerken yemin ediyorum. Bu ne kadar basit. Hem de hangi soruda yaptım? Geometri sorusunda. Peki ne mezunuyum?
Fen bölümü mezunuyum. Sayısal mezunuyum. Hocam o kadar basit bir soruydu. 3 saniye bir anlatayım. Bir pist vermiş. Koşucu 1 dakikada şu kadar derecelik bir açı yol kat ediyor. İşte 15 dakika sonra kaç derecelik yol kat eder diye. Basit bir 360 derece muhabbeti. Hocam yaptım, cevap orada. Dedim ki hayır, bu kadar kolay olamaz. Hocam nasıl çözdüm biliyor musun? Analitik çemberle çözdüm. Hadi canım. Vallahi trigonometriye kadar girdim. Ve cevabı buldum, yanlış buldum. Onun için kolay soru gelir kardeşim. Kesinlikle yapmayın. Şimdi bu sorularda ilk önce soru kökünü arıyoruz, okuyoruz. Bu duruma göre Orta Asya ile Orta Doğu'daki doğal gaz ve petrolü ... gibi ülkelerden hangilerine boru hattıyla taşınması daha zor? Hocam ben şık eleme yöntemiyle gitmek istiyorum. Tamam. Ben buna Adana diyorum. Adana diyorsun. Evet hocam. Şimdi zaten sevgili hocam bakın. Orta Doğu ve Orta Asya'dan bahsediyor. Türkiye, ufak bir de bilgi vermiş olalım. LS ile ilgili, konuyla ilgili. Türkiye enerji nakil hatlarının üzerinde büyük. Tam merkezde değil mi? Tam merkezde. Bakü Tiflis Ceyhan hattı senden geçiyor. Faydalı. Tabii. Ondan sonra bu yapmayı düşündükleri Şahdeniz 1 ve 2 projeleri senden geçiyor. Yani Türkiye'nin bir üzerinden... Bir de Marmara ne vardı, bir proje daha vardı aklıma gelmedi. Başka... TANAP var şimdi hocam. Ha. TANAP var. Onun da zannediyorum imzaları atıldı, hayata geçecek. Türkiye hakikaten çok stratejik bir konumda yer alıyor. Şimdi burada diyor ki bunlardan hangisi boru hatlarıyla taşınması zordur? Orta Asya ve Orta Doğu petrollerinden bahsediyor. Ya Türkiye kolay, Ukrayna zaten kolay. Merkezde. Yunanistan kolay. Zaten dibimizde. Abi Japonya ve Brezilya dediğin ayrı bir kıtada okyanus geçmen gerekiyor. Bu nedenle bunları taşıman oldukça zor. Beni tebrik edebilirsin ya, böyle şeyler için utanmana gerek yok. Yok hocam, utanmıyorum ya. Yanındayken utanmak mümkün değil. Eyvallah. Nedense sirayet mi ediyorsa, ne oluyorsa. Ozon gazından bahsediyor. Ozon gazı hocam şu. O3. Oksijenin bir şekilde tepkimesiyle meydana gelen bir gaz. Ve ozon gazının görevi güneşin zararlı ışınlarının bize gelmesini önlemek. Filtrelemek. Ve hocam biliyor musunuz, bu filtreleme olmamış olsa yandık hepimiz. Ya yanmayı bırak, herkes cilt kanseri. Değil mi? Ciddi söylüyorum. Doğru güneşten mu? Gelen her enerji faydalı değil, kimisi de zararlı. Diyor ki ozon gazı atmosferin üst katmanlarında bir tabaka oluşturarak şekilde güneşten gelen zararlı ışınları filtreder. Oluşturacak şekilde, pardon. Ancak bu tabakanın seyrelmesi ya da delinmesi söz konusu olduğunda güneş ışınları canlılar için gerçek bir tehlike haline gelir. Hakikaten öyle. Aynen. Şey düşünün hocam, çay içiyorsunuz ya. Nasıl ki böyle bir tane süzgeç koyar çayın demini, öyle koyarsın tilfi inmesin diye dibine. Aynen öyle. Aynısını ozon gazı yapıyor. Ve burada diyor ki haritada işaretli alanlardan hangisinde delinme görünmüyor da. Net mi görünüyor? Evet. Delinme daha büyük olduğu söylenebilir. Şimdi hocam bak, bu tür sorularda net bilgi kullanmak gerekiyor. Atmosferin bir görevi var. Atmosferin görevi gazları bir yerden başka bir yere taşıyabiliyor. Taşmak. Tabii. Gazların yoğun olarak gidip toplandığı yer arkadaşlar Kuzey Kutbu. Şu an Kuzey Kutbu üzerinde Almanya'nın 4-5 katı kadar büyüklüğünde bir ozon tabakası katmanı var. Yok. Yok. Öyle bir katman orada yok. Delinmiş vaziyette. Ciddi söylüyorum. Yani şurada çok büyük bir delik var. Almanya'nın 4-5 katı kadar büyük bir delik var. Ve buradan şu an içeriye ışınlar ne yapmadan geliyor? Süzülmeden geliyor. En büyük delik unutmayın Kuzey Kutbu, Antarktika üzerinde. Yukarıda. Şeyden de akıllarına gelebilir şu buzulların, erimesinden. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim siz soruyu alırken. Cevabı söylemedik bir. Bir. Güneşe çıkarken bu kadar fazla güneş kremi vesaire filan kullanmamızın nedeni de o katmanın artık zayıflaması. Zayıflamış olması. Tabii o katmanın yapacağı işi güneş ışınını vücutumuzdan yansıtmak için yağ sürerek yapıyoruz. Çocukken giyerdik donumuzu. Devam. Alırdık abicim bir tane araba lastiği. Girerdik şap şup yüzerdik, kıpkırmızı olurduk. Akşam annemiz yoğurt sürerdi, sırtımıza geçerdi. Ama güneş artık o kadar dost değil. Masum değil. Ne yazık ki. Bizden kaynaklı. Güneş aynı. Güneş biz bulduk. Biz yaptık ya. Biz yaptık. Hay maşallah. Buna bağlı olarak meydana gelecek felaketler zinciri arasında hangisi gösterilemez? Uzun soru değil mi? Çok uzun ya. Raşit Hoca zordur bu soru şimdi.
Yok, uzun sorular kolay. Ben tek satırlık sorulardan tırsıyorum. Ben de. Bilgi. Çevre alanındaki temel sorunların başında küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkileri gelmektedir. Küresel ısınma insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen sera gazları olarak nitelenen bazı gazların atmosferde yoğun şekilde artmasıyla yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artmasıdır. Hangisi buna bağlı olarak gösterilemez? Edirne hocam. Değil. Hadi ya. Hangisi küresel ısınmaya bağlı oluşan bir şey? Hocam bak, ben şuraya şöyle yapsam desem ki neyden bahsediyor? İklim. İklime bağlı. Ya da diğer deyişle klimatik, yani hava olaylarına bağlı. Açlık ve bulaşıcı hastalıklar. Evet, çünkü su kaynakların yok oluyor. Temiz su kaynakları denize karışıyor, buharlaşıyor. Tektonik deprem ve yanardağ. Ya hocam, birisi iklim, öbürküsü yerin altından geliyor. Ne alaka, değil mi? Ne alaka? Sorunun cevabı bu nedenle Ceyhan. Aslında biliyordum da hepsini bilince trip atarsın diye. Atarım hocam. Ara sıra da yanlış cevaplayacaksın. Çok bu ondan kaynaklı. Günlük yaşamda kullanılan diyor. Önce bunu okuyoruz, aman düşmesin. Evsel atıkların daha çok aşağıdaki kentlerden hangisinde sorun oluşturduğu söylenebilir? Evsel atık dediğimiz ne biliyor musunuz hocam? Bulaşık ve çamaşır deterjanı, çöp, nüfusun yoğun olduğu yerlerde gerçekten ciddi kirliliğe neden oluyor. Bir de deniz yoksa? Tabii ya, deniz varsa da direne edemiyorsan, ki direne etmek gerçekten çok zor. Yani temizleyip atmak çok zor. Bu nedenle ciddi anlamda kirliliğe neden oluyor. Hangi kentlerde daha fazla kirlilik oluşturur? Denizli, hayır. Nüfus açısından bakın. Samsun, hayır. Niğde, bunların hepsinin nüfusu 1 milyon civarında hocam. Anladım. Çanakkale'ye bakın, hayır. Bunların içerisinde en kalabalık nüfusu hangisinde? İzmir'de. İzmir'de. Şunu demiyoruz sevgili arkadaşlar. Samsun'da, Denizli'de, Çanakkale'de ve Niğde'de İşte günlük yaşamda kullanılan atıklar etrafı kirletmiyor diye bir cümle kurmadık. En fazla burada kullanılıyor. O da tamamıyla nüfusla. Kesinlikle nüfusla alakalı. Evet. Şimdiki net bilgi sorusu sevgili hocam. Net bilgi sorusu. Öyleyse top sende hocam. Hepsinin cevaplı olmuyor. Okyanus dalgaları kirletici etkisi olmayan büyük bir enerji kaynağıdır. Japonlar öyle bir iş yapmış ki. Allah'tan burada Japonya yok. Hocam şurayı kıyı çizgisi olarak düşünün. O gün internet şeyde gördüm. Televizyonda. Kanal adı vermeyeyim. O sadece böyle oynayan değil. Elektrik üreten. O ayrı. Hocam şurası denizimiz olsun. Dibi. Hocam şuraya boru koymuş. Şöyle boru koymuş. Borunun iki ağzı açık. Tepeye de buraya da pervaneler koymuş. Bunlar dönerse elektrik üretiyor. Hocam dalga var ya. Dalga buradan içeriye girerken içerideki havayı dışarıya doğru itiyor ya. Pervaneyi çeviriyor. Adam çılgın ya. Dehşet bir şey yapmış. Denizin üzerine solucan gibi bir şey koymuş. Evet. O böyle sallandıkça mafsal alanlar elektrik ediyor. Ben de geçen izledim. Çok harika. İnsanlar sonuçta alternatif kaynaklara yöneliyorlar. Kıyı şeridinin ortalama güç potansiyeli 4 milyar kilowatt saat seviyesine ulaşır. Bu değer dünyanın elektrik ihtiyacının %13'üdür. Okyanustan karşılayacağım. Verilen ülkelerden hangisinde bu potansiyel daha azdır? Şimdi hocam gel bakalım. Potansiyeli soruyoruz değil mi? Evet. Fransa deniz kenarında bir ülke mi? Evet. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Güneyi Akdeniz, kuzeyi neresi? Deniz kenarı. ABD. Amerika deniz kenarı. Yunanistan. Pasifik. Okyanus kenarı. Fransa okyanus kenarı. Amerika okyanus kenarı. Yunanistan'a bakıyorsunuz hocam. Deniz kenarı. Aynen. Kanada'ya bakıyorsunuz okyanus kenarı. Kanada okyanus kenarı ya. Tamam. Tamam ya. Olabilir insanız. İngiltere zaten okyanusun içerisinde bir ada ülkesi. Bunlar içerisinde okyanusa kıyısı olmayan tek yer Yunanistan. Bu nedenle potansiyelin en düşük olduğu yer arkadaşlar Yunanistan'dır. Çünkü bakın soruyu ne üzerine kurmuş? Okyanus dalgası üzerine. Halbuki burada Yunanistan deniz kenarı. Kıyısında. Evet. Nükleer santral sorusu, onu alayım ben hocam. Dünya ülkeleri artan enerji ihtiyacını karşılamak için 50 yıldır nükleer enerji kullanmakta, 31 ülkede 437 santral ünitesi faaliyet göstermektedir. Olmaz olasıca. Keşke bu kadar, ne bu kadar sanayi gelişseydi kardeşim, ne bu kadar riskli iş yapsaydık. Sevgili hocam bak, burada diyor ki hangilerinde nükleer santrallerin ülkenin elektrik üretimindeki payının daha fazla olduğu söylenir. Söyleyebilir.
Şimdi gelin bakalım. Bu net bilgi. Afrika, Cape Town çevresi. Burada sanayi manayı gelişmemiş. Şıkların içerisinde 4 olmamalı. Bu gitti. 2 kesin olmalı. Bu gitti. Avrupa, şıkların içerisinde 2 olmalı. A ve B hala duruyor. Ve hocam 3 olmamalı. Asya'nın iç kesimi. 1 olmalı. Amerika. Nükleer santral. Bu nedenle en gelişmiş olan yerler 1 ve 2. Bu nedenle sorunun cevabı 1 ve 2. Yani tamamen ülkelerin gelişmişliğine göre bakın hocam. Anladım. Yani buna mesela 4 demek, 5 demek ya da 3 demek çok saçma olur. Niye? Çünkü her üçü de bir kere tarım alanları. Yani bu alanlar çok yoğun sanayi alanı değil. Velev ki olsa bile bunlarda nükleer santral kurabilecek teknoloji pek yok. Evet. Ama tekrar söylüyorum. Nükleer santral bayağı ciddi yapılması gereken bir iş hocam. Bayağı ciddi yapılacak. Yani zor. Yukarıda belirtilen yargılardan hangileri tüketimin üretimi etkisini örnek olarak gösterilemez? Şimdi hocam ben bir şey söyleyeyim. Bir yoğurt hocam. Diyorsun. Bir yoğurt aldın. Hakikaten güzel bir yoğurt. Koyun yoğurdu. Oturdun küt 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 küt. Ben manda yoğurdu seviyorum hocam. Koyun daha kokuyor. Daha koyun kokuyor bana. He. Ben İstanbul çocuğum hocam. Ben Aksaraylı değilim. Yapacak bir şey yok öyle. Çok net söyleyeyim. Oturdun hocam yoğurdun yiyorsun. Ya o kadar güzel bir yoğurt ki eşe dosta tavsiye etmeye başladın. O da eşe dosta, o da eşe dosta. Fısıltı gazetesiyle. Adam çok gazete. Güzel reklam yaptı. Ve adam binlerce yoğurt satmaya başladı. Tüketimi arttırdın mı hocam? Arttırdık. Peki tüketim arttıysa adam üretimi arttırmak zorunda değil mi? Öyleyse bir şeyi çok tüketirseniz arz talep. Çok fazla üretilir. Arz talep. Hadi gel böyle bakalım. Olaya böyle mi bakalım? Evet. Hangileri tüketimin üretime etkisini örnek gösterilemez? Küresel çapta sağlık hizmetleri geliştiriliyor, ilaç endüstrisi gelişiyor. Gösterilir. Evet, sağlık hizmeti geliştikçe doktor ilaç yazmıyor mu? Yazıyor. İlaç yazıp tükettikçe ilaç endüstrisi gelişiyor. Öyleyse hocam bir gösterilir. Şıkların içine bir olmamalı bence. Bursa gitti. Edirne gitti. Şık elemeyi öğrenin arkadaşlar. Frigofrik araç. Bu bir terim. Frigofrik kendisinden soğuk derin da. Dondurucusu olan araçlar. Evet. Frigofrik araçlar arttıkça et ve süt ürünlerinin artması. Hocam bu bana pek uygun gelmedi. Bak şurası dağıtım. Evet. Ben de onu diyecektim. Yani nerede? Tüketim. Bu da tüketim. Bu dağıtımın tüketimi etkisi. Öyleyse şıkların içerisinde 2 olmalı diyorum hocam. D de gitti. Tamam mı? Evet. Enerji tüketimi arttıkça petrol ve doğalgaz üretiminin artması. Yani. Bence bu da var hocam. Şıkların içerisinde ne olmamalı? 3 olmamalı. Bir ürünü imal eden firma sayısı arttıkça ürün fiyatının düşmesi. Ne alakası var? Yani bu üretimin tüketime etkisi, tüketimin üretime etkisi gösterilemez. Cevap bu nedenle A'dır. Ben 3'ü anlamadım ama. Enerji tüketimi artıyor. Mesela siz enerji tüketimini artırıyorsunuz. Hı hı. Enerji tüketimi arttıkça enerjiye olan ihtiyacınız artmıyor mu? Artıyor. Peki enerjiyi size verebilmek için adam enerji üretimini ne yapmak zorunda? Arttırmak zorunda. Ben algılayamamış. Estağfurullah hocam. Balık ye. Aşağıdakilerin hangisi Doğu Karadeniz projesinin kapsadığı illerdeki önemli sorunlardır hocam? Doğu Karadeniz projesi. DOKAP. DOKAP. Doğu Karadeniz projesi. Bir de DAP var. Doğu Anadolu projesi. DOKAP şimdi DOKAP. Hocam Doğu Karadeniz dediğimiz yer işte bu Trabzon'un, Artvin'in, Rize'nin, Bayburt'un, Gümüşhane'nin falan olduğu yer. Bu adamların ciddi sıkıntısı var. Niye ciddi sıkıntısı var? Şimdi mesela bak Gümüşhane'ye bakıyorum. Bak Trabzon'a bakıyorum. Gümüşhane dağların güneyinde, Trabzon kuzeyinde. Trabzon'da tarım gelişmiş, Gümüşhane'de gelişmemiş. Niye? Çünkü biri yağış alıyor, biri almıyor. Su. Mesela Bayburt'un alım gücüyle Rize'ninki aynı değil. DOKAP projesinin amacı arkadaşlar, eşit alım. Bölgelerin hepsinin alım gücünü 3 aşağı 5 yukarı ne yapmak? Denklemek. Hangisi önemli sorunlardandır? Sulamanın yetersiz olması. Ya Karadeniz'de sulamanın ne alakası var? Değil mi? İş gücü ihtiyacının karşılanamaması. İş gücü ihtiyacı karşılanamıyormuş. İş var da karşılanamadı. Bir de. Yeraltı kaynaklarının yetersiz olması. Artvin, Murgul çevresi, bakır yatakları. Ekonominin farklı sektörlerden oluşması. Bu iyi bir şey. İşsizliğe bağlı olarak bölge dışına yapılan göçün fazla olması. İşte bu kötü bir şey. Evet. Siz Doğu Karadeniz'den göç veriyorsunuz batıya. Siz göç verdikçe orası kelleşiyor. İyice küçülüyor.
Dolayısıyla oraya olan yatırımlar gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Hangisi Greenpeace hakkında verilmiş doğru bir bilgi değildir? Greenpeace, Yeşil Barış. Evet. Peace. Diyorlar ya. Ben ilk başta bu çocukları sevmiyordum. Şimdi seviyor musun? Ya esasında yaşım büyüdü, artık böyle şeylere daha farklı bakmaya başladım hocam. Yani şimdi mesela... Çoluk çocuk olunca diyorsun. Çoluk çocuk olunca he. Bir de adamlar hakikaten güzel çalışıyor ya. Helal olsun çocuklar. Abi balinaların avlanmasının önüne geçiyorlar. Nükleer tesis yapılmasının ve nükleer silah kullanılmasını önlemeye çalışıyorlar. Çevre kirliliğini önlemeye çalışıyorlar. Bir adam bunu niye sevmesin? Tabiat için çalışıyor. Ve çok enteresan bir şey, maaş falan yok. Gönüllülük. Gönüllülük. Ve hocam biliyor musun, Greenpeace'in bir önemli özelliği var. Senden yardım kabul ediyor. Ama senin şirketinden yardım kabul etmiyor. Niye biliyor musun? Bireysel olarak diyor, bana yardımda bulunabilirsin. Fakat şirket olarak, fakat önemli bir oluşum olarak, iş yeri olarak bana yardımda bulunursan, yarın başka bir şey için, başka bir şey istersin, talep edersin. Tabii. Onun için yardım kabul etmiyorlar. Greenpeace kar amacı taşır mı? Hayır. Uluslararası bir örgüt müdür? Evet. Türkiye'de de kolları vardır. Evet. Çevre suçlarının bilimsel verilerle kanıtlanmış olması şartını arar mı? Evet. Yani dedikodu üzerine bir yere gidip araştırma yapmaz. Bilimsel verilerle kanıtla, adam gider her şeyi yapar. Okyanuslar, ormanlık alanlar ve tarım alanları gibi yerlerin korunması için mücadele verir mi? Kesinlikle evet. Büyük şirketlerden destek alarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürür. Kesintisiz sürdürür. Evet, ama büyük destekler, büyük şirketlerden destek almıyor. Asla. Yapmaz, asla yapmaz. Dünya genelinde son yüzyılda en hızlı gelişen şehirlerin Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gibi yerlerde olması, belirtilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Neden dünyanın en gelişmiş şehirleri Batı Avrupa çevresinde, Amerika'da ve Japonya çevresinde diyor? Şimdi hocam bak, son yüzyıldan bahsediyorsa sen artık bunu zaten söyleme. Çünkü son yüzyıl neyin yüzyılı? Sanayinin yüzyılı. Endüstriyel üretim ve ticaretin yoğun olmasının yanına soru işareti koyuyorum. Bekle. Niye soru işareti koyuyorum? Sözel soruda diğer şıklara bakarım ben. Belki değildir. Yüzey şekillerinin arızalı olması, aman yarabbi. Sağlık hizmetlerinin yoğun ve gelişmiş olması, hayır. Okyanusa kıyılarının olması. Okyanusa kıyısı olan her yer gelişmez ki hocam. Evet. Bu nedenle endüstriyel üretim ve ticaretin yoğun olması insanları buraya ne yapar? Toplar ve şehirler gelişir. 11. sınıfın ilk konusu bu. Madde ve döngü mü? Madde döngüleri. Bu bizim şeyin, Salih Hoca'nın. Salih Hoca'nın biyolojiden niteledik. Tabii yani. Anlatımı yapayım istiyorsan bir tane. Yok. Ciddi söylüyorum. İlyas gibi. Salih gibi. Madde ve döngüleri hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez. Bakalım. Madde döngüsü yaşamın devamı, yaşamın devamına gerekli olan maddelerin tükenmesini önler. Doğru. Kesinlikle. Hadi gel anlatalım. Mesela bu bardağın içinde ne var? Az kullanılmış su var. Niye bu bardağın içinde çay ya da su yok? Su var. Getirmedin. Ha, doğru. Su bile getirmedin. Öyle, bizde öyle acı. Yani hocam, gör, su yok. Şimdi hocam farz et ki bu bardak ağzına kadar suyla dolu. Aldık, bunun bir kısmını ben içtim, bir kısmını sen içtin. Bir süre sonra biz konuşuyoruz, yine canımız su isteyecek. Bunun üstüne yeniden su eklemezsek bunu kullanabilir miyiz? Hayır. Madde döngüsü, sen bunu tükettikçe yerine yeni suyu koyuyor. Ama insan müdahale etmeyecek. İnsan müdahale ederse bozuyor abi. Çok net söylüyorum. İnsan nasıl bir şey? Oo. Kontrolsüz sanayileşme sonucunda bazı döngüler zarar görür. Her türlü. Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Ekosistemin devamlılığı için madde döngüsüne ihtiyaç var. Aynen. Madde döngüleri sadece atmosfer ve litosfer arasında gerçekleşir. Gaz küre, taş küre. Hocam peki şunu ne yapacağım? Su küreyi. Öyleyse Denizli diyeceğiz. Denizli diyeceğiz. Madde döngülerinin zarar görmesi ekosistemlere tabii ki zarar verir. Çok zarar. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan beşeri ve ekonomik unsurlardan biri değildir? Uluslararası sıcak çatışma deyince mesela benim aklıma Türkiye ile Suriye arasında su sorunu geliyor. Fırat Nehri. Evet. İsrail ile Filistin arasında şey arasında toprak. Golan Tepeleri ve toprak geliyor. Ciddi söylüyorum. Uluslararası sıcak çatışma bölgeleri İran, 12. sınıfın
Tabii 8 yıl savaştı adamlar. Evet ya. Ne füzeler vardı değil mi? Füzeler fırlattılar birbirlerine. Şimdi beşeri ve ekonomik unsurlardan bahsediyor sevgili hocam. Beşeri ve ekonomik unsur. Hocam beşeri ve ekonomik unsur. İnsan ve para. Teşekkür ediyorum. Harika. Ben böyle öğrenci seviyorum. İnsan ve para. Yani oluşumunda mutlaka şunun etkisi olacak. Ulaşımı yapan kim hocam? İnsan. İnsan. Bağımsızlığı İnsan. Talep eden kim hocam? İnsan. Siyasi farkları yapan kim? İnsan. İnsan. Sınır problemini yapan kim? İnsan. İnsan. Su kaynakları tamamen hocam fizikidir. Paylaşım. Hocam bak soruya yaklaşabilmek önemli. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Yaz altına insan ve parayı. Ve ondan sonra de ki arkadaş insan etkisi olan her şey beşeridir. Beşeri. Nokta. Tam su fiziksel. Allah vermeyince tabii, ne yapsın? Tabii. Efendim. Buyurun. Buna göre aşağıdakilerden hangisi turizmin politik etkilerinden biridir? Politik. Ha. Politik etki. Önemli. Turizmin birçok etkisi var hocam. Politiğini soruyorum. Mesela ekonomik etkisi var. Ülkelerin ticaret açıklarını kapatıyor. Dış ticaret dengesini evet. sağlıyor. Ciddi, döviz giriyor. Ciddi bir döviz girmesi tabii. var. Mesela sosyal işte çevre etkisi var hocam. Yeni yeni arkeolojik alanlarda yeni yerler buluyorsun. Doğal güzellikleri ekonomiye kazandırıyorsun. Bunlar hayırlı işler. Şimdi gelin bakalım. İnsanların gezip görme, dinlenme, eğlenme, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliklere katılma amacıyla bir günü aşan yer değiştirme hareketlerine turizm bir günü aşacak. Burada turizmin tanımını yapmış. Turizm bir ülkeye ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan birçok şey katar. Hangisi turizmin politik etkilerinden biridir? Ulusların birbirini tanıması, sevmesi ve karşılıklı hoşgörü ortamı yaratması diyor. Buna bir kere bir soru işareti koyarım. Döndüm buna direkt zıplardım. Ülkelerin ödemeler dengesi ekonomik. Altyapı ve üst yapı ekonomik. Ekonomik. Çevrenin ekolojik dengelerinin korunması, çevresel çevresel etkisi, iş imkanı ve istihdam ekonomik. Ya. Soru işareti önemli. Mutlaka soru işaretini koy. Ondan sonra devam et. Günümüzde uluslar güçlerini aşağıdakilerin hangisine yönelik organize etmişlerdir? Şimdi eskiden uluslar güçlerini askeriye organize etmişler. Mesela adam diyor ki benim topum, tüfeğim, tabancam çok olsun. Öbürküsü diyor ki benim asker sayım fazla olsun. Öbürküsü diyor ki sığınağım sağlam olsun. Öbürküsü diyor ki en iyi tank yapayım. Yok hocam. Günümüzde artık bu türlü şeyler... Teknoloji artık. Teknoloji. Her şeyde teknoloji. Adam bir füze yapıyor. Buradan kalkıyor. 5000 kilometre uçuyor. Camdan içeriye füzeyi sokuyor. Öbür ülke frekans karıştırıcı yapıyor. 5000 kilometre inen füze lap ediyor, kuş gibi aşağı iniyor. Önemli olan teknoloji. Evet. Şimdi gelin bakalım. Teknolojik açıdan üstünlük olmaya. Soru işareti koyalım da bu arkadaşlar. Askeri alanda güçlü olma, geç. Doğal kaynak çıkarımı arttırma, yani. Geç. Bu kötü bir şey. Temel tüketim maddelerinin üretiminin yaygınlaştırılması, geç. Siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi. Bak çeldiriciye bak. Evet. Çeldiriciye bak. Günümüzde ülkeler... Her türlü kaynaklarını, teknolojilerini geliştirmek amacıyla kullanırlar. Geldik son soruya. Hadi bakalım. Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu yerin sağladığı avantajlar arasında hangisi yer almaz? Türkiye'nin dünya Türkiye 3 kıta arasında yer almış. Türkiye'yi tutup yerinden söküp başka bir yere koyacak olsam bundan daha güzel bir yere koyamazsın. Vallahi öyle. Çok güzel bir yer. Mükemmel bir yer şekilde oturmuş. Boğazlara sahip olması jeopolitik önemini arttırır. Evet. Evet. İklim çeşitliliğinin fazla olması turizm etkinliklerinin çeşitlenmesine imkan tanır. Aynen. Evet. Soru işareti koyalım. Evet ya da koymayalım bir daha B'ye dönelim. 3 farklı kıtanın arasında yer alması aynen. transit ticaret. Evet. Ortalama yükseltinin fazla olması ılıman iklimlerin yayılış alanını genişletmiştir. Ne alaka? Şuraya soru işareti koysaydım da cevap bu olacaktı. Soru işareti koymamızın mantığı bir daha dön bak. Senle ilgiliyim ama aşağı doğru bakacağım. Pozitif elektrik aldığım başka bir şık olursa bakacağım. Tam uyuşmazlığı yaşarsam bakmayacağım. Peki efendim. Ne güzel açıkladım ben ya. Çok değişik bir yer. Sorunun cevabı bu nedenle Denizli'dir. Bir ülkenin ortalama yükseltisinin fazla olması o ülkede ılıman ikliminin yayılış alanını genişletmez, daralır.